cephede süngüler ayna gibi parlıyor. Doğunun Türkleri bayrak ele bekliyor. Azeri Türkleri bayrak ele bekliyor. Arş, 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 yeğleri, arşileri, marşileri. Sevgili dinleyiciler, programımız devam ediyor ve sırada yine Atatürk'ün çok sevdiği bir eser var. Bunu bizleri şu anda Kıbrıs'ta olan Erdal Hasan, Keziban Hasan Bedavacı, tüm akrabaları, arkadaşları, dostları için istediler. Canan Hasan bizleri izliyor. Nevin Sevim, geçmiş olsun, acı şifalar dileriz. Betül Kınalı, ülkesini ve atasını seven herkesin bayramı kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Biray Soytaç, Kıbrıs'tan Girne'den bizi izliyor. Selam Biraycığım, her zaman izliyorsun. Teşekkür ediyoruz, bayramınız kutlu olsun. Latife Ahmet, Tiraje Hanım izliyor. Aydan Özgülen, Fatma Engin, Hakkı Süleyman Doha'dan katıldı. Yoldayım, geliyorum diyor. Buyursun gelsin, hoş geldi, sefa geldi. Kemal Uzunoğlu, Kıbrıs'tan Vesile Sönmez ve tüm dinleyicilerimiz için Şeval Şam, Atatürk'ün çok sevdiği Bir Fırtına Tuttu Bizi isimli eseri seslendirecek. Hep birlikte dinliyoruz. Çok anlaşacaklar ya. Onun için de bir haber var, onu da anlayacağım. Teşekkür ederim Biraycığım. Tüm aileye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ne güzel bir gün bugün. Bayramınız kutlu olsun.
Evet, programımız devam ediyor. Şimdi sırada Ahmet. Evet, tabii bildiğiniz gibi sayın dinleyiciler, bugün iki bayram birden kullanılıyor. Cumhuriyet Bayramımızın 95. yıl dönümü ve ayrıca Avrupa'nın, Orta Doğu'nun en büyük uçak alanı bugün sabahleyin İstanbul'da açılıyor. Ve bu hususta TGRT televizyonun yaptığı yayına bağlanıyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Canlı yayınlarımız TGRT Haber ekranlarında devam edecek. Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünde hava yolunda altın bir çağ başlıyor. Bugün bu muhteşem hava yolları kapılarını açacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bir konseri, ardından da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya konuşması olacak. Bu çok önemli havalimanında. Tabii Mayıs 2015 yılında inşaatına başlanıldı. Gece gündüz çalışıldı. Şöyle bakıldığı zaman 42 ay gibi kısa bir sürede bu havalimanının ilk fazı, ilk bölümü bitmiş oluyor. 31 Aralık'ta da tabii burası tam anlamıyla artık uçakların iniş kalkış noktasında tam anlamıyla, tam kapasiteyle çalıştığını görebileceğiz. 42 ayda tam 200 bin kişilik emek var burada. 200 bin kişi geceli gündüzlü çalıştı ve bu muhteşem mimariye sahip yer ortaya çıktı. Bakıldığı zaman hakikaten metrekarelerine şöyle baktığımız zaman tam iki pist, hava trafik kontrol kulesi ve destek binalarının yer aldığı ilk fazının bittiğini artık tam anlamıyla söyleyebiliriz. Büyüklüğüyle bu havalimanı tüm dünyaya meydan okuyor. Bir kez daha ifade etmekte fayda var. Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip olacak. Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip olurken bu havalimanı da aynı zamanda bakıldığı zaman teknolojik altyapısı, mimarisi ve bu noktada altyapısıyla diğer dünyadaki bütün havalimanlarına fark atıyor diyebiliriz. İstanbul'un bu yeni havalimanını örnek verecek olursak burada kullanılan çelikler örneğin 80 Eyfel Kulesi yapılabilirdi. Hafızanızda canlansın diye söylüyorum. Bu çok önemli. Özellikle 6 milyon 700 bin metreküplük betonla 28 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabiliyor bu havalimanında. Öylesine büyük, öylesine devasal, öylesine muhteşem bir yer oldu. 31 Aralık'a kadar da vatandaşlar, halkımız ücretsiz olarak otoparklardan faydalanabilecek. Teknolojiyle harmanlanmış bir yolculuk deneyimi de sunacak bu havayolu. Öyle ki teknolojik imkanların son derece hat safhada olduğu bir havalimanından bahsedebiliriz. Uçuş noktasının ötesinde burası insanlara 7/24 bir hayat felsefesi sunuyor. Otellerinden, konaklama alanlarından, alışveriş merkezlerinden, dinlence yerlerine kadar 7/24 bir hayatın devam ettiği bir havalimanı oluyor. Son olarak da şunu aktaralım Meltem. Özgün mimarisiyle de burası adından sıkça konuşturacak. Terminalde bulunan camiler var, kubbeler var. Daha birçok tarih yapının zenginliği de özellikle Türkiye motifleriyle bezenmiş. Bir kez daha tekrar edelim. Saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası burada bir konser verecek. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması gerçekleştirilecek. TGRT Haber olarak an be an buradan yayınlarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki saatlerde konuklarımız da burayı daha da iyi anlatacağız sizlere. Şimdi sözü Meltem arkadaşımıza bırakalım. Canlı yayında da. Teşekkür ederiz Mehmet Aydın. Kolay gelsin diyelim bizler de. Evet, Mehmet Aydın'ın söylediği gibi ilerleyen saatlerde an be an açılış törenini sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Tabii daha önce kısaldıydı. Ama dial tone yoktu. Bastırmazsan sıfır alamadı. Bitti mi haberler? Ne bitti?
Evet sevgili dinleyiciler, programımız devam ediyor. Şimdi sırada Selda Bağcan, Sarı Saçlım Mavi Gözlüm diyecek. Tiraja Hanım her zaman bu şarkıyı istiyor. Onun için ve tüm dinleyiciler için gitsin yine dinletiyoruz efendim. Sarı Saçlım Mavi Gözlüm. Salcan. Selda Salcan. Evet. Bağcan. Evet. Ne, hangi şarkı söylemişti? Sarı Saçlı Mavi. Sarı Saçlı Mavi. Evet. Tabii ki Atatürk'le ilgili birçok video var YouTube'da bildiğiniz gibi sayın dinleyiciler. Şimdi dinleteceğimiz Rusların arşivinden alınma bir video. Herhalde önemli bir şeyler var. Biz de sizinle beraber şimdi dinleyeceğiz.
Tamam. Hazırız, evet. Evet. Daha da başlamadı herhalde. Ben duyuyorum. Durdurdunuz. Ben dinliyorum. Konuşuyor Atatürk. Sesleri açık olduğu zaman duyamayın diyor. Ben onu işaret ediyorum. O ışık açık diyor. Bana gözlüyor. Benimki kapalı fark etmez. O açık olunca buraya sesin gelmiyor. Evet. Ben buradan fark ettim. Gel göresin, gel. 10. yüzyıldaki askerimize bak. Ruslar çekmiş bunu. İlk daha duyuyorlar şimdi. Ne düzey. Şimdi bile göremiyorlar ya. Asker başka asker. Değil mi? Bu arada ilk geldi askerimizi. Davranıyor mu askerimizi? Davranıyor mu? Çok ergen davranması. Yok bayrağı davranması. Bütün Atatürk komutanlara ağırdı. Bak süvarilere bak ya. Akşamlar. Kıbrıslı Türklerin Dakika programına hoş geldiniz. Seninle görüşüyorum. Teşekkür ediyorum.
Mustafa Kemal Çankaya daydı. Artık gülümsüyordu. Hayatında belki de ilk kez bu kadar rahattı gönlü, kalbi huzur sonra içinde. Konuşuruz. Artık kara kara düşünmüyordu milletinin geleceğini. En büyük eserini vermişti Cumhuriyeti. 1919'da Erzurum Kongresi'ne giderken bir senet niteliğinde Mazhar Müfid'in elindekine yapılacaklar listesini o kaydettirmiştir onu. İstiklalin sağlanmasından sonra Mazhar Cumhuriyeti ilan edeceğiz şeklinde. 4 yıl önce kurduğu hayali 29 Ekim 1923'te gerçekleştirmişti. Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştu. Üzerinden 95 yıl geçti, neredeyse bir asır geride kaldı. Peki Cumhuriyet beraberinde ne getirdi? Onuru kırılmış olan, yaklaşık 200 yıldır itilmiş, kakılmış olan, kimliğiyle ilgili çok ciddi kuşkular olan millet kavramının ne olduğunu bilmeyen Türk milletine onurlu bir şekilde tarihin sayfasında yer alabileceğini, geçmişte olduğu gibi bugün de yer alabileceğini ve gelecekte de yer alabileceğini göstermiştir, inandırmıştır. Türkiye tarihte hak ettiği o saygın yerini kazandırmakta gerek yapılan inkılaplar, gerek tarih kurumunun kurulması, gerek Türk diline gereken önemin verilmesiyle birlikte bu gerekli şeyi kazandırmıştır. Kendi iradesiyle yaşayan milleti, kendi ayakları üzerinde duran bir toplumu kimse esir alamazdı. O nedenle de Cumhuriyet en çok Türk milletinin kendine güvenmesini sağladı. Kadercilikten çıkmak, akılla düşünmek, akılla bir sonuca ulaşmaya çalışmak, bunların hepsi son derece önemli devrimlerdir. Biz de bu olduğu sürece ve bunu güçlendirdiğimiz sürece de dediğim gibi muasır medeniyet seviyesinde batılı devletleri yakalayamamız diye bir şey söz konusu değil. 13 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti kendi kaderini kendi çizecekti. Yanlış da yapsa, doğru da yapsa kendi iradesiyle yapacaktı. Özgürlük, sorumluluk demekti. Bunun için de eğitim önemliydi. Okur yazar oranı %6'ydı. Tek bir üniversite vardı Darülfünun adı altında. Darülfünun'da okuyan öğrenci toplam sayısı yalnızca 2088'di. Tüm ülkede 1011'i erkek, 230'u kız, 1241 lise öğrencisi vardır. 5362'si erkek, 543'ü kız, 5905 ortaokul öğrencisi. 1923 verilerine göre bu tarihte Türkiye'de sadece 4894 ilköğretim okulu vardır. 40 bin köyün 38 bininde hiçbir okul bulunmamaktadır. En büyük uçurum bu zaten. Artık herkes milletin bir ferdi olma sorumluluğuyla çalışacaktı. Kurtuluş Savaşı'ndan bitap bir halde çıkan Türk milleti, Cumhuriyet'in verdiği güçle kolları sıvadı. İstiklal Savaşı'nda İzmir istikametindeki o takip harekatımız esnasında kanunlarla silah taşırken, kanun tekerlekleri kırıldığında bildiğimiz ahşap tekerlekler, bunu tamir edecek ustamız yoktur. Toplu iğneyi üretemeyen bir ülkeden bugün artık dünya ihracatında ya da dünya ticaretinde etkili olan bir Türkiye'den bahsedebilmekteyiz. Fabrikalar kuruldu. Kurtuluş Savaşı'nda kanı ile mermi taşıyan millet insansız hava araçları, helikopterler üretti. Evet sevgili dinleyiciler, programımız devam ediyor. Şimdi birazcık da sırada Ah Kıbrıs'ım var. Kıbrıslı sanatçıları Hülya ve Turgay Sakiner'den dinleteceğiz. Hep birlikte dinleyelim. Şeyden duymazlar, onun için açtım. Canlı yayından duymazlar, bu yüzden açtım bunu. Sen görebiliyor musun şeyi? Şivenin şeyini? Yok, görmez. Canlı yayından mı? Ha. Görüyor musun? Sesler nasıl? O bir taraftan bir bak bakalım. Sensin benim başta ya da tek bir çeşit.
Ben boş ver beni. Sen yöreceğine gittim gece programı. Ben bir fon müziği bulayım. Yazdığım bir takım anıyı okuyayım. Güzel gel. Deli ha. Aslında radyomuz 3-4 tane daha telefon alması lazım. Ne? Ne geldi? Bu ikinci sayfada. Face'i de bağlayalım bu şekilde. İşte gene bu şekilde bağlarak da buradan sesini açtığımız zaman herkesi kulağına ödebilir. Nasıl bağlanıyor anlamadım. İşte gene bu şey nasıl mesela bu telefon ya da tablet değil mi? Canlı yayını buradan yaparız. Ses duyulmaz diye şikayet edilir ya. Ha buradan bağladığın zaman ses çıkar işte. Yani bunun bu ucunu buraya kadar koymuş olsa ses çıkmaz diye şikayetler gelirse ben telefonumu buraya bağlayayım derim mesela sana. Ve bütün sesler açarım ama buradan şeyi. Yani buradaki sesler de duyulmaz. Sadece müziği. Ha. Evet. İster misiniz? Verir mi telefonu? Duyulur dedi şey. Nayim bir yani. Duyulurdu. Oradan takarsa Ahmet Bey burada bizim konuştuklarımız çıkmaz oraya. Çıkmaz tabii. Ama işte... Ahmet Bey bunu açarsam ses duyamıyor. Çünkü yok şimdi taraf. Üstündedir madem. O duyulmaz. Hadi reklamı onun geçeceğim. İki saniye sonra skip yap diyor ya. Sen onu skip yap. Hani? Ne oldu? Evet, programımız devam ediyor. Telefonlarınızı bekliyoruz. Henüz telefon gelmiyor. Evet, şimdi sırada benim yazdığım birkaç tane maniler var. Arada bir yazıyorum. Onlardan dinletmek istiyorum size. Evet. Saçının karasına, gözünün boyasına, hele bir de endamına kurban olam ben sana. Gözündedir sürmesi, elindedir tepsisi, belindedir kesesi, kulağımdaysa hep sesi. Babutsamın dikeni, yanağındadır beni, göz gördü, gönül sevdi, yarımda kaldı bu sevgi. Karanfilim destedir. Adım dilimde bestedir. Seni kafirin oğlu, yüreğin ise sahtedir. Aynada gördüm yüzün, bahçelerde mor üzüm. Al bohçanı kaç da gel, kavuşalım. Bağ bozum. Selam verdim, almadın. Yüzüme bile bakmadın. Ne ettim ki ben sana? Bir halim bile sormadın. Hanay hanaya bakar. İçinde kuşlar uçar. O güzelim gözlerin. Ah da ne canlar yakar. Çıngırağın ses verdi. Kalk, hadi. Gel dedi. Kalkıp geldim ne fayda? Bir defa da gülmedin. Bahçesinde portakal.
evinde de hurmalar, bir tas yemek getirdi. Ne de güzel çorbalar. Aşık oldum bilmedin, verem oldum görmedin. Bu can bedenden gider, merak edip gelmedin. Evet, bu akşam bunlar. Sırada istekler var. Onlara da geçeceğiz sırasıyla. Şu güzel müziği dinleyelim. Keman sesi, keman ağlıyor. Ahmet Kural konuşuyor. Alo bu teyze. Alo. Alo. Merhaba. Tülacı Hanım merhaba, nasılsın? Merhaba. Tabii.
Cumhuriyet Bayramı hakkında mı konuşacaksınız? Tabii memnuniyetle, beklesin. Okey, okey, tamam. Bağlarız, beklesin. Kimlik destanı okuyacaksınız. Tamam, bekle, bekle. Orhan, tamam, bir saniye. Bu bitsin, bağlayla. Bağla. Bitince. Nasıl bağlayacağını bileyim. Evet, onu yapacağım. Bağlanacak. Açayım, siz de konuşunuz. Ne konuşacağım? Tamam. Aç fonu. Aç. Açayım şimdi sen. Aç da bundan mı alayım beni? Açık tut kendini. Teniz bitmedi ama. Bir şey gitmez. Diner o da. Okey. İyi akşamlar Tiracı Hanım. Evet, bizleri dinliyorsunuz bu akşam. Evet, Çimen Hanım panelin başında. Beğendiniz mi? Evet. Çok çok güzel bir şarkıydı. Kesmek istemedik. Evet, sarı saçlı mavi gözlü mü her zaman arzu eder. Biz de dinletiriz seve seve. Bu akşam ne var dağarcığınızda bizler için? Neler anlatmak istersiniz? Sizlerin de kutlu olsun. Öykü gibi. Buyurun. Canlı yayındasınız. Evet, daha önce de zaten bu radyolar, bu radyodan Türkiye Bey okumuştu zannedersem. Çok güzel yani böyle evet. Yani bir tarihi bir süreci hatırlatıyor. Ağıt gibi, destan gibi bir şey destan zaten. Destan gibi. Evet. O zaman başlayınız. Tabii güzel sesinizden sizi dinliyoruz. Buyurun. Ortasındaki karanlıklardan gelirim. Sibirya yaylalarından. Sibirya adını benden almış. Sabar Türklerinden. Ana rahmine düşmeden daha İsa. At üstünde dolaştım. Karanlık ormanlarını kuzeyin, kara demiri çatlatan şimal rüzgarlarında ve kara demiri çatlatan buzlu havalarına Sibirya'nın. Sıcak bir nefes katan benim keçe çadırımdan. Yakut dediğiniz
Benim başkurtlar, Tatarlar, Tularlar, ha, buradaki Hakaslar, içeride, Altaylılar, City'de oldu ya. Çuvaşlar, Malkarlar, müzik ister misin? Şimal rüzgarlarının rüzgar kanatlı çocuğu. Yok o zaten şeydir, Harry Potter var. Yugaylar, Gagavuzlar ve Kazak Türkleri benim. Kırgız gözleri var duvarda asılı resminde babamın. Kıbrıs'ta 1900'lerde doğmuş bir Mesarya köyünde ve 20 asır öteden bakan Özbek ve Türkmen ve Karab Kalpak ve Kazak dedelerimin derin bakışı var şimdi bana bakan babamın göz bebeklerinde. Benim Ergenekon'da demir dağı eriten, karadan gemiler yürüten Fatih'im ben. Benim aygırın yabanına ilk eğri takan, bilmem kaç asır toprağını işlediğiniz, üstünde dolaştığınız at, Sibirya benim hediyem. Sizlere benim hediyem. Medeniyet aşla, atla başlar derseniz eğer, medeniyet demek benim. Engeller aşmışım at sırtında. Sayısız, azgın, coşkun nehirler, yüce karlı dağlar, çıl duvarı dahil. Fermanlar yazmışım, Çin'e, Maçin'e ve krallarına, dünyanın gün doğusundan gün batısına. Benim sömürgecileri vuruşup şehitler veren, 58'de Lefkoşa, Atatürk Meydanı'nda, 64'te küçük kaymaklıda şehit düşen. Hüseyin Ruso benim. Samsonlara karşı direnirken, Özbek diyarında anılan efsane kadın komutan Tomris benim. Özbek milli marşında anılırım hala bugün. Tarihlerde Cihan Sultanlığı benimle başlar. Acu Bey dedikleri Cihan Sultanı Alp Ertuna benim. Tarih öncesi denilen zamanda yaşamış, benim Alp dağlarına ismini veren ve Balkan dağlarına batıda, Tanrı dağlarının serin yaylalarında davullu zurnalı halay çeken benim. 5000 küsür yıldır toy demek, halay demek, kımız demek, ayran demek, ben demek. Ben Kaşgarlı Mahmud'um. İlk Türkçe sözlüğü ben yazdım. Yusuf Has Hacib'in Kutlu Bilgiler kitabının yazarı ve Ahmet Yesevi'nin Yesevi'yim ben. Hümanizmin babası sayılan, Yunusları yaratan ve Hacı Bektaş velileri, Orhun'da çakılı taş anıtta konuşan, açı doyuran, çıplağı giydiren, gece uyumayıp gündüz oturmayıp ve halkına hizmetten asla bıkmayıp konuşan Bilge Han ve Gültekin kardeşler benim. Teşekkür ediyoruz izleyenlere. Sana ismini veren Göktürkler, dağılmış ulusunun illerini derleyen imparator ilk periş benim. Kağıt, barut ve matbaayı bilen, dünyaya medeniyet yayan, hala Kaşgar'da yaşayan Uygurlar benim. Limasol'da Erenköy'de ve Beşparmak'ta özgürlük savaşçısı ve mücahit benim. Ben Roma'ya giren, Macaristan'ı kuran, adı evreni saran büyük komutan Atilla'yım. Dünyanın en büyük kırgız destanı, Manas'ını ben yazdım. Batı'nın şahane sultan dediği, Fransa kralının imdat istediği,
Barbarosların elini öptüğü, krallara taç giydiren Kanuni Süleyman'ım ben. Ve tüm suçları hoş gören, kim olursam ol gel diyen, insana en büyük hediyen Mevlana Celaleddin benim. Benim yaşamım anlatılır kıvrak Rumeli Türklerinde 400 yıl boyunca. Tuna boylarında yayılan, ya tutarsa diyerek göle yoğur çalan, o da Nasreddin benim. Ankara Ovası'ndaki yıldırım da, Timurlenk da benim. Tarihi başkaları yazsa da, tarihi yaratan benim. Ben Gazne'de doğan Mahmud'um. Hint Fatihi Dabir Şah'ım. Murat'ım, Yavuz'um. Cengiz'in Sabutay'ım. Kılıç Arslan'ım, Alp Arslan'ım. Tıp ilmini, matematiği, astronomi dediğimiz gök ilmini Batı'ya ben öğrettim. İbn Sina, Terabi, Ulu Bey ve Biran'ı benim. Ben Çanakkale'deki büyük komutan, tüm cihana kafa tutan, o bildiğiniz Kuvayi Milliye'yim. Bensiz tarih yazılamaz. Ben gelsin, Mustafa Kemal. Gelsin Kemal'im. Hatun buraya, ben de sizi çekeyim. Evet, Tiraj Hanım, gayet güzel, çok güzel bir çok güzel, yüreğinize sağlık, gerçekten muhteşemmiş, hoşumuza gitti. Başka söylemek istediğin, okumak istediğin şiir bir şey var? Bu akşamlık bu kadar. İzliyorsun, dinliyorsun, teşekkür ediyoruz her zamanki gibi. Ve hepinizin, tüm ailenizin, tüm sevdiklerinizin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrardan kutlarız. Nice daha güzel, uzun yıllara inşallah tekrar yaşarız Cumhuriyet Bayramları'nı. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sayın dinleyiciler, bizleri tabii ki dünyanın her yerinden izliyorlar. Facebook'ta canlı yayın yaptığımız için kız kardeşim ve eniştem, İbrahim eniştem hem kahve içiyor hem de bizleri Facebook'tan izliyor. Çok sağ olsun. Buradan kendilerine selamlar gönderiyoruz. Dinlemeye devam etsinler. Tabii ki bütün dünyada Cumhuriyet Bayramı kutlamaları oldu. Burada sabahleyin Federation Square denilen City'nin hemen hemen merkezi diye bildiğimiz yerde de Türk bayrakları göndere çekildi. Ve oradan canlı yayın yapan bir arkadaşımızın videosunu şimdi sizlere dinleteceğiz. Peki. Durumlar kalder.
Çiftçi kardeşim daha konuşmaya başlamadı. İstiklalına şüphet duyulmaz. Şimdi konuşmaya başlayacak. Ben bu vesileyle Komşular Türkiye'nin başarı bu bölümünü söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim size geldiniz. Siz de bir görün istiyorsanız daha da mutlu. Bu yüzden ben çağırdım. Her türlü ayrıca gezebilirim. Cumhuriyetimizin de sonu için bir mutlu olsun. Teşekkür ederim. Bu bayrağa rengini veren, kanlarıyla rengini veren şehitlerimizi özlemle, minnetle anıyorum. Bugün ülkemizin Türk vatanı olmasını sağlayan ve Türk vatanı kalmasını sağlayan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi özlemle anıyorum, duayla anıyorum. Funda Arar'ın bir şarkısını koyacağım. Tamam. İstek mi o? Yok. Evet. Şeyle benim Londra'daki kız kardeşim Sevgül. Evet. Sevgili dinleyiciler, programımız devam ediyor. Saatlerimiz 10.48. Şimdiki sıradaki şarkıyı Funda Arar söyleyecek. Kimin evet, için? Evet. Londra'da şu anda bizi izleyen kız kardeşim Sevgül ve eniştem İbrahim Kozan için dinletiyoruz. Evet. Gönlüme ateş açtın, gönlüme hasreti yara ettin, kalbime dargın ol ya da ister kız bana. İstiyorsan kır beni, ama gitme kal. Hasretim ben sana, deli gibi hasretim. El ele, yan yana verken hasretim. Yokluğum bir tek an bile çekilmiyor. Bu acı, bu ateş sensiz çoğalıyor. Hasretim. Sana deli gibi gitme kal. Kırgın ol, dalgın ol.
programımız devam ediyor. Sıradaki şarkımız Kalbimin Tek Sahibine. Bunu bizleri dinleyen Tezcan Öztürk, Ayşe Hüseyin, Aliye İbrahim, Aliye ve Sami ve tüm dinleyicilerimize de gitsin tabii ki. Dinletiyoruz. Mutlu bir ömür. Devam edeceğiz. Ben istemiyorum ama. İzleyenler var. Bundan sonra şeyde, sen varsan açayım, sen söyle. Çünkü daha vaktimiz var. Huzurla yanar. Şeyde, bunlar bu bizim şeyde üyelerimiz. Onlara soracağız. Ne, ne var bunda? Şey, istersen de çok daha şey seçebiliriz. Çok açalım. Evet. İstersen Ankara'nın bağlarını da ayarlayabilirik. Hareketli. Ya da zeytinyağlı yiyem ama. Oraya ben bulayım giderim oradan. Serven. Sarı zeybek var. Fincanın etrafı yeşil var. Sen varsan ah bir ateş var, o var. Biraz şey ağırdı var. Bin şükür seni bana verene, yazmasın tek günümüz. Bağlandı yollarım. Benlerimiz bir, gönüllerimiz bir. Bunlar mı? Bulurum şeyde, bulurum. Tamam, peki. Kalbimin tek sahibi. Eski dostlar. Tamam, çok güzel. Hazırım olunca söyle. Buldun mu? Çünkü birazdan bitiyor bu. İstersen mi? Var, var. Tamam. Hazır mısın? Açıyorum mikrofonunuzu. Evet. Evet, sayın dinleyiciler, programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saat 10.56 herhalde son bir şarkıyı dinletmek üzereyiz. Tabii ki bizleri bu akşam gerek radyodan gerek Facebook'tan izleyen arkadaşlar var. Onların isimlerini ben bir şekilde buradan görüyorum. Bizi Sucettin Ünal, videosu Türk Yaşlı ve Emekliler Cemiyetin Başkanı ve Halil Adal üyemiz Sermen Erdoğan çarşamba günleri radyomuza gelip Kıbrıs'ın geçmişinden bahseden arkadaşımız, kardeşim Tanju Polat Kıbrıs'tan ve burada Çimen Hanım'ın babası Celal Süpüoğlu. Evet. Ve ailesine kardeşim Cengiz Süpüoğlu. Cengiz, ha bak onu göremedim. Evet. Ha, Cengiz Süpüoğlu ve evet, ailesine
Şimdi sıradaki şarkımızı armağan etmek istiyoruz. Ne gönderiyoruz? Yalnız eğer vaktimiz yetmezse tekrar söyleyelim. Bizim istasyonumuz, radyo istasyonumuz pazartesi akşamları 9-11 arasında, çarşamba günleri yine sabahtan 9-11 arasında. Bizleri dinlemeye, izlemeye devam ediniz. Hepinize çok teşekkürler ediyoruz. Şimdiden iyi geceler dileyelim. Vaktimiz olursa belki bir şarkı daha çalarız, devam ederiz. Neşe Karaböcek'ten Neden Saçların Beyazlanmış? Peki, onu tamam. Dinletelim. Okay. İyi akşamlar, dinletiyoruz. Var. Bana bak burada. Tamam. O biter bitmez. Dilleri gayet koy. Burada çok basit. Yani bunu onun için de. Evet. Sağ şey yaparım. Tavsiye ederim. Ha. Bir tane bundan al. Lazım. Evet. İki tane batın şey yapacağım. Bir tane işte o. Evet. Yani. Evet. Daha kolay. Doğru söylüyorsunuz. Geçen hafta bana bunları buradan switch off yapmamı söylemişti ama hiç karışmasın onlara. USB'leri böyle çekemem. Eject yapmam lazım. Hasan Bey öyle demişti. Tamam. Ama nereden? Herhalde buradan eject yapacağım. Buradan yapmam lazım sanırım. Birin altta bunlar şeyler, USB'ler. USB'leri görüyor musun altta? Görüyorum, biliyorum. Buradan işte USB'dir bu açtı. File'dan girip de eject yapmam lazım değil mi? Close yapmam lazım. İlk yap kendini aşağıdan şeyi, USB'yi. O açılımda eject de şey yap. O zaman daha day hiçbir şey yapmadan buradan mı? Verebilirsin. Buradan mı? Hı. Orada var mı şey? Yok, USB. Burada USB'ler. Ha, tamam, ama USB orada olması lazım. Bizim USB'lerimiz burada. İşte açtım bir tanesini. File'ını da açtım. Oradan değil. O network'tür. Buradan. Tamam da, tamam. Buradan açılır. Gözlerim görmez bunu yakından, tamam. Ben açayım size. Görür müsün burada şeyleri? O network'tür. USB'leri görür müsün? Hayır, orada evet görürüm. Bir görürüm saniye. Görür mü? Tamam. Evet. Görürsen gelin. Kaldır yukarı. Bunu. Ha, eject yap kendini. Bunu. Kapat onu. Kapat onu. Kapalı zaten. Kapalı. Kapat kendini. USB burada. Ha. Bas kendini. Bir şey açılmaz buradan. Klik yap, ne var? Açılmıyor. Right click yap. Right click. Açılmıyor. Açılmıyor. Tamam ya, çekebilin ellerini. Buradan kapatayım ben en iyisi. Açık kıllar. Evet. Oradan kapatayım. Ama öyle değil o çocuk kapatayım. Yani. Niye? Şeyden kapatayım. Buradan. Tamam. Geldiler mi şey üstüne? Göstermezsen kendini alabilirim üstünden. Göstermez. Yani. Alabilirim yani. Evet, kolay çıktı. Bu çıkmadı daha. Demek ki öbürü açıktır hala. This one. Topla kendini bu yana. Tamam. Onu da buradan kapatacağım. Dur. Tamam. Yasayım. İyi geceler. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bye. Bir başka programda tekrar birlikte olmak üzere. İyi akşamlar. Ne oldu? Dinlemeye çalacak mısın? Tabii ki çalacağız. Sen çalacaksın. Sen de hazırdır dedin. Sen Hasan Bey'i görecek misin? Yok. Çarşamba günü ben
Sermen İlhan'ın görmeyeceği. Tamam, kalsın. Zaten geliyor şey. Hakkı geliyor zaten. Belki de çarşambayı da yapar. Anyway. Yolda mı dediyse? Yoldaymış. Tamam. Tamam, yarın buradayım. Çarşambayla gelmeye buyur gerek. Naim Bey, teşekkür ederim bizimden geldiğin. Senin bu USB istemiyor musun? Sildiysem onu zaten. Silmedim, duruyor. Bütün şarkılar ekledim sadece. Silinmiş değil. Yedek marşları ekledim. İstiyorsan al, dinlersin. Merakım yok. Yok mu? Ahmet Beyciğim hazır mı diğer şey şarkı hemen koyalım. 3 dakika geçti gerçi ama. Bir şey değil. Eskiden başka program yok. İstişler gelirlerdi ama şimdi gelmiyorlar. Yok evet. Boş sütüyor, boş sütüyor. Evet. Bütün ışıkları da kapatmamız lazım. Gitmeden önce. Dindir mi yoksa yanayım? Dindir gay koyalım. Kıbrıs var, programıdır. Okay. Bir şey söyleyeceğim. Kime hitap edeceğim? Yok ya işte sadece çalalım son olarak. Kapanış müziği olsun. İlk girişte koyduğumuz Mahmud'un, üç üstlerde Mahmud'un seslendirdiği bir şeyi koydunuz. Mahmut der ona, üç üçte Kıbrıs'ların radyosu diyor. Aaa, sen yanlış mı bizi...